toplu ulaşım yolculukları İETT'den aldığım verilere göre işte bu hafta, geçen hafta 4 milyonu geçmiş vaziyette. Metrobüs yolculukları 500 bini geçmiş vaziyette. Covid-19'a karşı hayati önem taşıyan 3 önemli kuraldan biri de sosyal mesafe. Ancak görmüş olduğunuz gibi toplu taşıma araçlarında bu kuralı uygulamak pek de mümkün değil. Özellikle 16 milyon nüfusun yaşadığı İstanbul'da bu kural neredeyse imkansız hale geliyor. Burada bir günlük yolculuk değil, önemli olan bizim ulaşım mühendisliği açısından çözümlememiz gereken pik saat dediğimiz zirve saatler. İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi toplu taşımadaki yoğunluğu azaltmak için harekete geçti. Kademeli mesai çalışması için görüşmeler başladı. İki tane sivri nokta görüyorsunuz. Metrobüsün günlük yolculuklarının dağılımında birinci sivri nokta, vatandaşımızın evden işe giderken aynı saatte gitmesinden dolayı oluşan talep. Diğeri de aynı saatte dönmesinden dolayı akşam oluşan yolculuk talebi. Ankara'da 4 farklı mesai uygulanıyor. İlk olarak kamu kurumlarında başlatılan kademeli mesai uygulaması İstanbul'da da hayata geçirilmek isteniyor. Burada bakın 500 binlik bir gündeki yolculuğun 55 bini sabah 8'de, 9'da, akşam 5'te 6'da oluşuyor. Uygulama için çalışmalara başlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı son açıklamada konunun Cuma günü netleşeceğini söyledi. Cuma günü artık şehrimizde kamu, özel 5 milyon 200 binin üzerinde çalışma hayatında 4A, 4B, 4C'li bütün hemşehrilerimiz, vatandaşlarımızla ilgili sağlıklı, önemli istişare, ortak akılla vardığımız noktayı paylaşacağız. Burada bir kere hemen şunu söyleyeyim. Biz yolları, trafiği hızlandırmazsak bunun başarısı az olur. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi ve ulaşım uzmanı Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı önerilerini sıraladı. Mesela bir grubu mesai 7 yaptım, bir grubu 8 yaptım, bir grubu 9, bir grubu 10. Hemen şunu kişisel görüş olarak söyleyeyim. En az bir 4 grup yapmak lazım İstanbul'da. Belki 3 olabilir ama 4 grup daha verimli sonuç verir.